Herkese merhaba. Bu videoda sizlere İngilizce konuşabilmeniz için gereken 3 temel şeyden bahsedeceğim. Fakat şöyle konuya geçmeden önce küçük bir şey, bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi genellikle insanlar şöyle düşünür. İşte ben İngilizce konuşabilmem için aşırı gramer bilgisine ihtiyacım var veya binlerce kelime öğrenmem lazım. Kesinlikle öyle değil. Sizin 3 şeye ihtiyacınız var. 1. Temel gramer bilgisi. Böyle tamamen giriş seviye. Temel. Yani IAM'li, do, does'lı, have, has'li, basit sorular vesaire. İkincisi kelimeler. Binlerce kelime öğrenmenize gerek yok. 50, böyle 40-50 kelime öğrenmeniz yeterli. Ama hangi kelimeler? Bunlara değineceğiz. Üçüncü ise pratik yapmanız. Yani tabii ki gramer öğrenmek önemli. Temel grameri bilmeniz gerekli. Çünkü cümle kuracaksınız. İşte nereye, hangi fiildir, işte isimdir, bilmem nedir, nereye koyacaksın onu bilmeniz lazım. İkincisi işte kelimeleri bilmeniz lazım. İşte hangi kelimeleri kullanacaksın, anlamları nedir vesaire. Ama şöyle bir şey var. Bu ikisini öğrenip pratik yapmamanız demek eve ihtiyacınız olduğu bir tane bir eşyayı alıp kullanmamanız anlamına geliyor. O yüzden bilgiyi edinip kullanmamazlık yapmayın. Her gün 15-20 dakika pratik yapmanız yeterli. Hangi pratikler yapacağınızı bu videoda açıklayacağım birazdan. O yüzden ilk konudan başlayalım. İlk konu ne dedik? Temel gramerler. Şimdi temel gramerler nelerdir? Böyle birkaç tanesini örnekle değinelim. Evet, şimdi temel gramer mesela to be. Yani ne oluyor? I am, you are, they are, we are, he is, she is, it is. Şöyle söyleyeyim. Şunu şöyle kolaylıkla aklınıza tutabilirsiniz. Çokluk olduğunda, yani çoğunluk olduğunda are kullanılıyor. You, they, we. Çoğunluk değil mi? Onlar, biz, siz. Bunlar da are kullanılıyor. Tek olduğunda, yani he, she, it, işte o kadın veya o erkek veya işte eşya is oluyor. Veya şöyle bir şey de var. Şimdi kafanıza bir soru olacak. İşte I da tek. Neden is kullanılmıyor? Yani buraya geçmeden önce şöyle bir küçük bir şey tekrar bir konuya değinmek istiyorum. Bu konuları bazılarınız bilebilir. Ama ben bu konuları anlatırken şey farz ediyorum. Yani birçoğunuz bilmiyordur. Sıfırdan başlıyordur. O yüzden her şeyi en temelde anlatıyorum. Nerede kalmıştık? I am. Şimdi I'da neden am oluyor? Şimdi gerçekten de böyle bir temel bir kural yoktur maalesef. Sadece ezberleyeceğiz. Ama şöyle kolaylıkla ezberleyebilirsiniz. Special yazmışım buraya. Yani I dediğiniz, yani siz kendiniz, ben, her zaman insan kendi kendine özeldir, değil mi? O yüzden I'da am kullanacaksın. Yani de are is değil de onlardan tamamen farklı olan, yani herkesten farklısın sen kendine. O yüzden kendinde am kullanacaksın. I am. Ne oluyor? I am, you, they, we are, he, she, it, is oluyor. Evet, şimdi birkaç tane de örnek verelim böyle gerçekten de kolay olduğunu görmek için. Şimdi ne oluyor? I am dediğimizde I am eating, you are doing, she is going. Tamam mı? Şimdi burada fark ettiğimiz nokta nedir? Fiil ne oluyor? ing sonunu alıyor. Yani I am it değil de I am eating. Veya listen değil de, ya dinlemek. I am listening. Veya you are do değil de you are doing. Yani ing, ing sonunu alıyor. Evet, bir sonrakine geçelim örnek olarak. Mesela simple question yapmışım. Yani basit sorular. Şimdi basit sorular dediğimizde ne oluyor? Gerçekten de şimdi bir cümlede bu have, has ve do does'lara da değineceğiz ama şimdi ben bunu neden gösterdim? Soru kurmak bazen bazı insanlar için zor oluyor. Ama şimdi formunu, yani o I'dan, you'dan, he'den sonra gelen o kelimeyi bildikten sonra soruyu kurmak kolay. Yani I am dediğinde ne oluyor? Am veya işte onun önüne gelecek işte are mıdır, işte is midir, have midir, her neyse uygun bir formu. O cümlenin başına geliyor. Am, are, is, have, has, does veya do. Örnekle bakalım.
Şimdi, am I doing it right? Bunun soru değil de normal cümlesi nasıl olurdu? I am doing it right. Soru olunca ne oluyor? Am geliyor öne. Yani soru olunca bu sefer am I doing it right? Veya you are coming ne oluyor? Are you coming? Yani gerçekten de hani o yüzden temel gramer adlandırdım ben bunu. Çünkü bunlar öyle konular ki bunu zaten bunları bilmezseniz konuşmaya çalışırsanız zorlanırsınız. O yüzden hani hiç gramere ihtiyacınız yok diye bir şey de olamaz. Gramer tabii ki lazım size. Neyse geçelim. Mesela bir tane de do does var. Şimdi do does dediğimizde ne oluyor? Burada herhangi bir süper bir şey yok. Aklınızda tutacak bir kural yok maalesef. O yüzden yani I do, you do, they, we do oluyor. Şimdi he, she, it, does oluyor. Yani böyle he, she, it her zaman bir tık farklı oluyor. İşte have, has'da da göreceksiniz. Onu daha detaylı gramer bölümünde anlatacağım. He, she, it her zaman farklı oluyor. O yüzden I, you, they, we do olacak. He, she, it does olacak. Örneklerde de göreceğiz. Gramerler böyle. Çok basit gramerler. Zaten o ayrıca yapacağım videoda da daha detaylı anlatacağım her grameri. O yüzden hiç korkmanıza gerek yok. Şimdi gelelim kelimelere. Dediğim gibi böyle 50, 40-50 tane kelime vardı. Yani seçtiğim. Tabii ki siz kendiniz biliyorsanız o ayrı. O daha iyi yani. Ama böyle tekrar söylüyorum. Hiç bilmeyen, sıfırdan başlayan arkadaşlar için söylüyorum ki 50 tane kelime bilmek kendinizi ifade etmeye gerçekten de yeterlidir. Mesela hangi kelimelerdir? Örnek olarak bir parça koydum ekrana. Şimdi I, ben, you, sen veya siz, he, o işte erkek, he, she, o işte kadın, they, onlar, we, biz, be, olmak. İşte demin gösterdiğim o to be'den geliyor. Ne oluyor? Be, am, are, is formunu alıyor. Do, does, have, has. Do, does yapmak oluyor. Have, has yani edinmek veya işte sahip olmak. Come, gelmek. Go, gitmek. Eat, drink, yemek, içmek. Like, beğenmek. Love, sevmek. Hate, nefret etmek. Try, denemek. Find, bulmak. Help, yardım etmek. Watch, izlemek. Yani basit kelimeler. Ama bu kelimeler günlük hayatta kullandığınız kelimelerdir. Mesela diyelim ki I like diyeceksiniz to drink a tea. I like to drink a tea. Veya she hates to eat fast food. Çok kolay yani. Başka kelimeler de var. Mesela şeylere yardımcı olacağını işte bir yere gittiğinizde birine yardım etmek istiyorsanız can I help you diye kurabileceğiniz o kelimelere de vereceğim. Neyse şimdi geçelim üçüncüye. Şimdi üçüncü ne? Üçüncü ne demiştik? Pratik. Sizlere üç pratik söyleyeceğim. Birincisi dinlemek. Dinlerken doğal konuşma İngilizcesini dinliyorsunuzdur. Yani hangi kaynaklardan dinleyebilirsiniz? Mesela filmler veya işte TED konuşmaları vardır. Ne bileyim chat show'lar vardır. Bazen böyle birisini davet edip konuşur ya öyle show'lar vardır. Veya YouTube'dan kendinizi izlemeyi sevdiğiniz bir tane show vardır. Veya bir video vardır onu izlemek. Fark etmez. Dediğim gibi günlük böyle 15-20 dakika vaktinizi ayırabileceğiniz bir şey. Önemli olan gerçekten de aksanlı bir İngilizce konuşması. Bitti mi? Hayır. İkincisi dinlemekle kalmıyorsunuz. Tekrarlıyorsunuz ve taklit ediyorsunuz. Şimdi tekrarlamak şöyle. Orada söylenen bir tane diyelim cümle söylendi. Tamam mı? Durduruyorsunuz videoyu, tekrarlıyorsunuz. İlk anda taklit edemeyebilirsiniz veya aynı şekilde tabii ki söylemeyebilirsiniz. Zaten amaç burada pratik yapmak. Diyelim ki ilk başta söylemeye çalıştınız, bir şeyleri söyleyemediniz, tekrar söylüyorsunuz, taklit etmeye çalışıyorsunuz. Orada söylendiği gibi aynı aksanla söylemeye çalışıyorsunuz. Bu sizin hem dilinizi geliştirecek. Yani şöyle cümle söylendi, durdurdunuz, tekrarladınız, taklit etmeye çalıştınız. Olmadı, bir daha taklit etmeye çalıştınız. Böyle diliniz alışana kadar hem dilinizi alıştıracak hem
beyninizi İngilizce düşünmeye alıştıracak. Yani beyniniz artık böyle söylerken direkt İngilizce düşünmeye çalışacak. Peki üçüncüsü ne? Üçüncüsü ise son olarak bunları yaparken sesinizi kaydedin ve kendi sesinizi dinleyin. Ne kadar yaklaştınız? Ne kadar doğru söylediniz? Nerede yanlış yaptınız? Görün. Bakacaksınız. Hata yaptınız. Kendinize dürüst olun tabii ki. Yani ben mükemmelim demeyin. Tabii ki ilk başta herkes hata yapar. Zaten hata yaparak öğreneceksiniz. Ne oluyor bu sefer? Dinliyorsunuz. Hata yaptığınızı görüyorsunuz. Durduruyorsunuz. Tekrar sesinizi kaydediyorsunuz. Bakıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Günlük sadece ve sadece 15-20 dakika ayırmanız yeterlidir. İnanın ki başka böyle hani bir saat, 2 saat vesaire böyle saatlerce oturmanıza gerek yok. Günlük 15-20 dakika ayırınca böyle beyninizi bu işe odaklayınca düşünme alışkanlığı yapıyor. İngilizce düşünme alışkanlığı yapıyor. Evet, gördüğünüz gibi çok fazla bir şeye gerek yok. Sadece ne demiştik? Temel gramer bilgisi, kelimeler, böyle 40-50 tane kelime çok fazla. Yani öğrenirseniz tabii ki kendinize faydası vardır ama hani böyle temel konuşmak için, kendinizi ifade etmek için 50 tane kelime yeterlidir. Ve en son olarak da en önemlisi benim için pratik yapmak. Pratik yapmanız lazım. Her gün beyninizi alıştırmanız lazım. Evet, bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi 2 tane video çekeceğim. Biri gramer bilgisi, detaylı anlatacağım. Biri kelimeler. Hem telaffuzlarını hem örneklerini göstereceğim. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bizim blog sayfamız var. Olabilir belki de şu an bu videoyu blog sayfasından izliyorsunuzdur. Bilemem veya YouTube'dan. Eğer ki bilmiyorsanız blog sayfamız vardır. Bu sayfada İngilizce bilginizi paylaşıyoruz. Yani gramer hakkında, gramerlerin belirli bir konularını, püf noktalarını nasıl öğrenebilirsiniz vesaire. Konuşma İngilizcesi bu videoda olduğu gibi. Telaffuzlarla bağlı olsun, işte konuşma kelimelerle bağlı olsun, konuşma için gereken gramerlerle bağlı olsun vesaire. Veya genel İngilizce ile bağlı püf noktaları paylaşıyoruz. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. cnls.org sitesinden eğer ki böyle kafanızı karıştıran bir konu varsa, zorlandığınız konu varsa oradan bizimle iletişime geçerek o konuyu bildirebilirsiniz. Biz ya o posta olsun ya video olarak o içeriği, o konuyu hazırlayacağız. Sizlere sunacağız. Siz de sizden başka belki gene ihtiyacı olan birileri de vardır. Elimizden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışacağız. O yüzden herhangi bir konu varsa aklınıza takılan bizimle iletişime geçin. Size yardımcı olmaktan mutlu oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.